Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk, Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bugünkü bölümde Cho'Gath oynuyor olacağım. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Şimdi dostlar, burada bir Doran yüzüğümüze başlayalım. Bir yetenek gücü, bir can gelsin ufaktan. Full tank olarak oynamayı planlıyorum. Özellikle sevdiğim bir build var, onu yapmayı planlıyorum ama bir aksilik olmazsa tabii ki iyi. Karşıda erken olmuş şampiyonlar varmış, senin yolcu grup. Oradan ilk kamp Edirne, bana gelmedi şansını da. Tırçalar mı uçtalar orada uçuyor? Güzel. Ben buradan uzaklaşayım hocam, beni burada bayıltırlar. İki asistimi aldım, bana burada eyvallah demek düşer. Şimdi karşıda bu kadar kırılgan pik olması tabii ki işimize gelir ama benim mesafe kapatmama da engel olabilecek pikler var. O yüzden birazcık tatsız. Şu an şeye bakmak istiyorum. Lux falan nereye gidecek? Nereye dağılacaklar? Onlar bir dağılsın. Ona göre çünkü koridor belirleyeceğim. Aa, bot dene gitti epoyla Lux. Ben tapta kalmayacağım hocam. Ben tapta kalmak istiyorum. Yoksa sıkıntı yaşarız milli bir karakter olarak. Tristana da oraya gidiyor. Kuşumuza gider. Bir sorun yok, bu senaryo işimize gelir. Özellikle 6 level'dan sonra çok eğlenceli olacak ve çelik yüreği bitirdikten sonra tabii ki keyifli dakikalar başlayacak. Bu ne abi, hiç küçüğümü tutturamadım. Çünkü atmayayım en iyisi. Haha basamadım onu, neyse pantolon keser. Hadi aslanım, helalsin. Mızraktan. Çok iyi sıçra attı lan, vallahi çok temiz sıçra attı. Yendi. Şöyle gidebiliriz. Çift tutuşturuyordum burada. Ayakta durmam mümkün değildi. Direnebildiğimiz kadar direndik tabi de. Yetmedi işte. Güzel. Yeteneği attığı yerde cezasını kestik. Ufaktan çıtırından yakalandığımızda kaçma şansları olmuyor işte. O çıtırından yakalamayı yapmak lazım sadece. Bu adam base'e gidiyorsa ben birazcık daha geriden duruyorum. Çok kötü yerde yakalandım. Gitsin gelsin de ona göre mücadele edelim. Zed'imiz 3-0 olmuş. Ezreal'ımız şöyle böyle. Karşıda oynayan da bir tık iyi durumda. Ghost'la birlikte falan da oynanılabilirdi ha. Keyifli olabilirdi Ghost'la birlikte. Belki yakalayacağım. Uyanlar. Belki seni yakalayacağım. Böyle 6 level'dan sonra böyle ufak ufak stekleri toplamaya başlayacağız ya. O zaman işte renklenecek buralar. Level'dan sonra da şey yapamazlar diye düşünüyorum yani. Bir bitme olası bir senaryo. Direkt fight'i biz kazanıyoruz. Phantom base'e gitti. Ben geri çıkacağım. Giderim mage'leri alırım. Oradan rahat rahat yükümüzü kasarız. Hani bu oyun bazında çok fazla yük kasabileceğimi inanıyorum. Arada kaynamış oldu, yapacak bir şey yok. En azından skoru aldık mı aldık. Tıp 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 yapıyorum da elini böyle sallaya sallaya geliyor yanıma ya. Biz 3 parçamı çıkarttık. Keşke o tarafa doğru gitmeseydim. Arkadaki minyon dalgalarını almaya çalışmak büyük hata oldu da.
en azından asistim geldi. Şimdi çizmemizi de alalım. Birazcık hantal kaldık burada. Sıçran da yok ki adamı yakalayayım ya. Bastı gitti. İyi ki yetenek gücü buildi ile falan oynamayacağız. Yetenek gücü buildi ile oynasak hiçbir şey yapamazdık. Ben nasıl bu kadar eşya aldım kartuş ya? Olan eşyasını bitirmiş. Çok iyisin kampiyon, güzel. Ben artık inşallah skor alabileceğim. Eşyamı bitirdim, benim için öncelik buydu. Bunun bir an önce gelmesi gerekiyor. Sonra peşine Merkür alabiliriz. Çünkü Lux, Echo, yani 4 tane yetenek gücü karakteri varken alması da kayıp olur. Ejder gelmiş, ejderi de yönetebilirim. Ah, ısıramadım be, ısıramadık be. Echo nereye gitti? Yukarıdasın demek ha. Ben niye şu yeteneği erkenden basıyorum ki? Ben alamayacağım bu oyun skor. Yani buradan bu mesajı çıkartıyorum. Bu oyunda da skor yok. Ultimi gereksiz yere mesela erken bastım falan. Çok rahat skor çıkartabileceğimiz yerler var değil mi? Neyse. Ghost basmayın sen. Adamın ghost basacağım. ...15 saniyede bir ultinin dönmesi çok büyük artı hali, 18 saniyeymiş. Gerçekten bu oyun şanssızım, onu fark ettim. Harbi diyorum şanssızım bu oyun. İyi basamadım be. Bundan önce düştü adam. Neyse kendimizi alıyorum. 54 stack oldu bu da zaten. Onun stackleniyor olması da benim için güzel. Şunu en azından ultimize 6 yük yapalım da. Tamamdır. Güzel. Ejder mejder bir şekilde bir yerlerden toplayacağız zaten geri kalanını. Şimdi peşine var mı kalmak bana çok cazip geliyor. Can bölümü arttırmak. İyice bir ölümsüzlüğümüzü ilan ederiz. Asla bizi kesememeye başlarlar. Ben yiyeyim zaten ya. Lux'ın Q'sunu da ben yiyeyim ki ben öldüremeyeyim. Ulti basıp kesemeyeyim adamı. Burada kartuş oynarken insan istemsizce aa ultimi geldi basayım R'ye. Oo geldi mi? Bir daha basayım R'ye oluyor. Şükür arkadaşlar, ilk skorumuz geldi. Ezreal onu yer. Tamam artık yükleri fulllediğimiz için
Çok da bir anlamı yok. Ejder'e doğru gidelim. Ben gidene kadar zaten yükümlü var. Alırız onu. İyi. Yani sadece bir tane rakipten yük almamıza rağmen çoktan iyi. Marmogum da bitti. Hadi bakalım. Kaç can kazandık şu an? 960. Yok, küçük K can barına çıktık. O zaman bir dinozoru içelim. Gıdıklamadı bile, benim canım gitmemiş bile. Burada şu boyutta saklanalım, ooo neşe gidiyormuşuz. Bakın işte tamam burada. Havadan kaçan skorları olduğuna gerçekten moral aldım. Oh güzel. Bir double kill aldım en azından. Bir de üstüne yük aldık. Şimdi birazdan ejder de gelecek diyecektim ki oyun bitti. Tertemiz. Siz bu yükle oynarsanız siz daha iyisini yaparsınız arkadaşlar. Sıfır sıkıntı. Usta çok atlı bu şekildeydi. Umuyorum da hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bana öğretebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.